Arkadaşlar bu soruda fonksiyon grafiğini çiziniz demiş bize. Fonksiyon grafiğini çizerken eksenleri kestiği noktalar ve tepe noktasına göre işlem yapacağız. Şimdi olayımız şu. Biz eğer burada x yerine 0 yazarsak götürüp x yerine 0 yazdığımız zaman y eksenin 3'te kestiğini göreceğiz. Y yerine 0 yazdığımız zaman bu ne demektir arkadaşlar? Y yerine 0 yazmak demek burayı 0'a eşlemek demektir. X kare eksi 4x artı 3 eşittir 0 deriz. X'e x, eksi 3'e eksi 1 dediğimiz zaman x eksenini 1 ve 3'te kestiğini göreceğiz. Aynı zamanda r'yi de bulmamız gerekiyor. Buradan bizim r dediğimiz ifade arkadaşlar, eksi b bölü 2a'dan 2'dir. Bunu götürüp yerine yazdığımız zaman f2 dediğimiz değer 4 eksi 8 artı 3 dersek bunun da eksi 1 olduğunu görmüş olacağız. Yani tepe noktasının koordinatları da 2'ye eksi 1 olarak karşımıza çıktı. Şimdi bu sorularda size grafiği niye çizdiriyor? Şu sebepten çizdiriyor arkadaşlar. O alt tarafta görüntü kümesini bulunuz şeklinde bir ifade var ya. O ifadeyi burada görmenizi istiyorlar. O yüzden çiziliyor. Çizmeden de bulabilir miyiz? Evet. Onun da nasıl olduğunu söyleyeceğim biraz daha size. Şimdi tepe noktasını bulduk. Eksenleri kestiği noktaları bulduk. Baktık x'in katsayısı 1, 0'dan büyük kollar yukarı doğru. Bu normalde şu şekilde. Y eşittir 3'ten geçen, x eşittir 1 ve x eşittir 3'ten geçen şu şekilde kolları yukarı doğru olan bir parabol. Yalnız bu sefer şöyle bir sıkıntı var. Yani şöyle bir farklılık var. Bakın burada x'in aralığının bize 1 ve 5 olduğunu söylemiş. Yani biz sadece 1 ile 5 arasındaki karşılığını çizeceğiz arkadaşlar. Ya şurası zaten 1'di. Burası 3'tü. 5 dediğimiz ifade de şurada bir yerde olsun. O zaman bizim tarayacağımız yer bakın birden başlayacak. Burada arada kalan 1 ile 5 arasında olan kesikli çizgileri birleştirip düz çizgi haline getireceğiz. Ve bunlar da dahil çünkü köşeli parantez yani kapalı olarak vermiş bize. 5 yazdığımız zaman 25 eksi 20 artı 3 dersek bunun da 8'e gittiğini görmüş olacağız. Bakın bu da nereye gitti? 8'e gitti. Şu arada tepe noktası var 2. O da nereye gidiyor arkadaşlar? Karşılık olarak eksi 1'e gidiyor. Şimdi grafiğe baktığımız zaman zaten y eksenindeki alabileceği değerler bizim için neyi oluşturuyor? Görüntü kümesini oluşturuyor. Ve şimdi bakıyorum y ekseninde en çok 8 olmuş, en az eksi 1 olmuş. Demek ki bu eksi 1 ile 8 arasındaymış arkadaşlar. Bunun görüntü kümesi eksi 1 ile 8 arasındaymış. Şimdi grafiği çizmeden bunu nasıl yaparsınız? Her zaman şunu yapacaksınız. Dahil olsa da olmasa da uç noktaları yerine yazacaksınız. Yani bir f1'i bulacaksınız. Bir f5'i bulacaksınız. Bir de arkadaşlar eğer tepe noktasının apsisi aralıktaysa f(r)'yi bulacaksınız. f(r)'yi de bulmanız lazım. Şimdi biz 1 yazdığımız zaman 1 eksi 4 artı 3'ten bunun 0 olduğunu görürüz. 5 yazdığımız zaman 25 eksi 20 artı 3'ten bunun 8 olduğunu görürüz. Tepe noktasının apsisini az önce 2 bulmuştuk. f2'yi bulmak istersek de 4 eksi 8 artı 3'ten onu da zaten eksi 1 olarak bulmuştuk. Şimdi burada bulduğumuz 3 tane değerden en küçük olan alt sınırdır. En büyük olan üst sınırdır. Eksi 1 aralıkta zaten var mı? Pardon eksi 1 diyorum. 2 aralıkta var mı? Var. O zaman dahil. O yüzden eksi 1 kapalı. 5 aralıkta var mı? Bakıyorum var kapalı. O yüzden 8 de kapalı. Mesela 5 dahil olmasaydı o zaman buradaki 8'in aralığı ne yapacaktık? Açık olarak bırakacaktık. Şimdi devam ettiğimiz zaman bu grafik çizmeden bulma yöntemi arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman C seçeneğinde en büyük ve en küçük değerlerini bulunuz demiş bize. En büyük değeri bu aralıkta alabileceği maksimum değerdir. En küçük değeri de alabileceği en küçük değerdir. Bakıyorum bu eksi 1'den daha küçük olamaz. O zaman bunun en küçük değeri eksi 1'dir. 8'den daha büyük olamaz. Bu durumda bunun en büyük değeri 8'dir. Bunları neden alabiliyorum? Çünkü bunlar da kümeye dahil. Dahil olmasaydı bunları almayacaktık ki bunu da bu konuların başında fonksiyondaki işlemlerde görmüştük. Devam ediyoruz. Grafiğini çiziniz demiş. Yine aynı işlemler. X yerine 0 yazdığımız zaman y eksenini bakıyorum 0 eksi 1 3'te kesecek. Y yerine 0 yazdığımız zaman eksi x eksi 1'in karesi artı 4 eşittir 0. Yani x eksi 1'in karesi 4'e eşit. Bu durumda x eksi 1 ya 2'dir ya da x eksi 1'imiz eksi 2'dir diyeceğiz.
Buradan x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1 çıkacak. Sonra arkadaşlar bir de r'ye bakmamız lazım. Tepe noktası neydi arkadaşlar? Şu tam kare olunca içeriği 0 yapan değerdi. 1. Bunu götürüp yerine yazdığımız zaman f1'inde zaten 4 olduğunu göreceksiniz. Tepe noktamızda ne çıkacak? Koordinatlarımız 1'e 4 noktası olarak karşımıza çıkacak. Şimdi biz bunun grafiğini çizmek istersek şu x eksenimiz, şu da y eksenimiz olursa nereden geçiyor? Eksi 1 ve 3'ten geçiyor. Kollar aşağı doğru. Şöyle bir şey olması lazım. Hemen hemen şöyle gelecek. Sonra şuradan aşağıya tekrar dönecek ve devam edecek. Kesikli çiziyorum. Çünkü benim x'leri alacağım yer belli. Eksi 2 ile 2 arası. Bu arada bir yerde tepe noktamız var. 1 yazınca biz bunun 4 olacağını biliyoruz. Y eksenini 3'te kestiğini biliyoruz. Şuranın eksi 1, buranın da 3 olduğunu biliyoruz. Yalnız bizim çizeceğimiz aralık x'in eksi 2 ile 2 olduğu yermiş arkadaşlar. Eksi 2 şurası olsun. Eksi 2'nin karşılığı burada bir yere gider. İşte eksi 2 yazınca kaç oluyor? Ama dahil değil tabii ki. Eksi 2 yazsak eksi 3'ün karşısında 9 eksi 4 eksi 5'e gidecek arkadaşlar. Burası eksi 2 oldu. 2 de şurada bir yerde olsun. 2 yazınca kaç olur? 3 olur. 2 yazınca da 3 olur. Hop. 2 de buraya geldi. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Bu eksi 2 ile 2 arasında kalan parabol parçasını düz doğru haline getireceğiz ki şeklimizi çizmiş olalım. 2 de dahil olduğu için 2 de ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Yani bizim grafiğimiz hemen hemen bu şekilde. Şimdi grafiğe baktığımız zaman görüntü kümemiz arkadaşlar en az eksi 5'e kadar geliyor ama eksi 5 dahil değil. 4'e kadar çıkıyor. 4 dahil çünkü tepe noktası bu aralığın içerisinde mevcut. Şimdi buradan sonra yapacağımız şey şu. Bakacağız. Mesela bunu grafiği çizmeden bulmak isteseydik yine şunları yapacaktık. Eksi 2 dahil değil ama yazacaktık. 2'yi de yazacaktık. 1'i de tepe noktasını yazacaktık. Yani 1'i yazacaktık. Eksi 2 yazdığımız zaman zaten eksi 5 olduğunu gördük. 2 yazdığımız zaman 3 olduğunu gördük. Tepe noktasında 4 olduğunu gördük. Bu bulduğumuz 3 değerden en küçük olan alt sınırdır. En büyük olan üst sınırdır. Yalnız ben eksi 5'i neyden elde ettim? Eksi 2'den. Bakıyorum eksi 2 dahil mi? Değil. O yüzden eksi 5 açık olacak. 4'ü nereden elde ettim? 1'den. 1 bu aralıkta var. Evet. Bu aralıkta o yüzden 1 dahil olacak. Ama şunu unutmayın. Eğer tepe noktası aralığın içerisinde hiç yoksa zaten onu kümeye hiç dahil etmezsiniz. Yani onu bulmak zorunda değilsiniz. O yüzden tepe noktası var mı yok mu diye bakmak zorundasınız. Şimdi buraya baktığımız zaman bakın grafiğe baktığımız zaman eksi 2 olunca eksi 5 en küçük değerini alıyor ama bu dahil değil arkadaşlar. Biz ne demiştik bu en büyük en küçük değerde grafiklerde? Dahil değilse zaten bunun en küçük değeri yoktur demiştik. Bunun en küçük değerine yok dememiz lazım. En büyük değeri içinde arkadaşlar 1 yazınca kaça gidiyor? 4'e gidiyor. O zaman 4'ten daha büyük değer almadığı için bunun en büyük değerinde 4 olduğunu söylememiz gerekiyordu. Hatta en küçük değer olmayacağını şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta bu eksi 2 ile 2 arasındaki reel sayılardan gittiği için şurada x yerine en küçük eksi 1.999 yani ne yazacağımı bilmediğim için en küçük değeri ne olduğunu hesaplama imkanım yok. O yüzden yok diyoruz. Sorunuz olursa müdahale edersiniz. Devam ettik. Evet. Arkadaşlar bu tarz soruları daha önceden hatta şöyle söyleyeyim. Geçen sene fonksiyonlarda fonksiyonun tersini almada gördünüz. Bu şekilde ikinci dereceden bir ifadenin tersini almanız gerekiyorsa tam kare yaparak işlem yapacaksınız. Yani bütün x'leri bir araya toplamanız lazım. Bakın tam kare yapmanın kolay bir yöntemi şudur. Şurada x karenin katsayısı 1 olduğu için bunun bir önemi yok diyeceksiniz. Çarpımın 2 katı diyoruz ya tam kare aldığım zaman bunun yarısı eksi 4 deyip ben diyeceğim ki buradaki ifade x eksi 4'ün karesinden geliyor. Bu kareyi açtığım zaman bakın x kare gelir mi gelir. Eksi çarpımın 2 katından 8x gelir. İkincinin karesine 16 gelir. Eksiğim var mı bakıyorum 16 da var. Eksiğimiz yok. Daha sonra kural neydi arkadaşlar? Fonksiyon tersinin kuralı. X'i y cinsinden yalnız bırak. Y cinsinden yalnız bırak. En son x yerine y, y yerine x yaz.
Bunu yaptığımız zaman arkadaşlar fonksiyonun tersini bulmuş oluyoruz. O zaman x'i yalnız bırakmak istiyorsak her tarafın karekökünü almalıyız. Bu durumda kök y eşittir mutlak x eksi 4'e dönüşecek. Sonra şu mutlak değer dışarıya nasıl çıkacak diye bakacağım ki onun için benim tanım kümesini kullanmam gerekiyor. Çünkü ben x'leri buradan alıyorum. 4'e sonsuzdan bak nasıl oluyor. Buradan x'leri alıyor. Nereye götürüyor? Fx'e götürüyor. O yüzden benim x'lerim 4 ile sonsuz arasındaki değerlermiş. Şimdi bu durumda arkadaşlar olayımız şu. 4 ve 4'ten büyük değerler aldığım için burası pozitiftir. Yani dışarıya aynen çıkacak. X eksi 4 şeklinde. Buradan bizim x dediğimiz değer kök y artı 4 şeklinde olacak. Yani bizim y dediğimiz değer ne olur? Kök x artı 4 olacak. Bu durumda ne oluyor? Fonksiyonun tersinin ben kök x artı 4 olduğunu söylemiş oluyorum. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Tersini aldığımız zaman reel sayılardan bu tarafa gidecek ya. Yani bunu çok iyi yapmamışlar. Şurasının normalde şöyle olması lazım. 0 ve 0'dan büyük değerler. Yani şu içerinin kökü olması lazım ki. Bakın reel sayı tersini alacak olsam. Eksi negatif bir sayı yazmam gerekecek ki. Bu durumda negatif sayı yazamam. Çünkü köklü sayının içerisi negatif olmaz. Yani orada ufak bir sıkıntı var gibi gözüküyor şu an. Ama fonksiyonun tersini biz kök x artı 4 olarak bulmuş olduk. Devam ettik. Bakın benzer bir soru. Tam kareyi kendi yapmış. Bize fazla bir iş bırakmamış. Yapacağımız şey şu arkadaşlar. Diyeceğiz ki y eşittir. 2 çarpı x eksi 3'ün karesi eksi 8. Buradan y artı 8 dediğimiz değer 2 çarpı x eksi 3'ün karesi. Yani y artı 8 bölü 2 dediğimiz ifade x eksi 3'ün karesi olacak. Kök aldığımız zaman kök içerisinde y artı 8 bölü 2 dediğimiz ifade mutlak x eksi 3'e eşit olacak. Şimdi ben x yerine 1 ve 1'den küçük değerler yazıyormuşum arkadaşlar. 1 ve 1'den küçük değerler yazacak olursam burası ne yapacak? Negatif yapacak. Yani bu dışarıya x eksi 3 olarak çıkarsa diğer taraf eksi kök y artı 8 bölü 2 olacak. Yani önüne eksi alarak çıkmış oldu aslında. Burada x'i yalnız bıraktığımız zaman 3 eksi kök içerisinde y artı 8 bölü 2 olacak. Ve en son ne yapıyorduk? Y gördüğümüz yere x, x gördüğümüz yere y yazıyorduk. O zaman x artı 8 bölü 2'dir deriz. Bize ne diyor soruda? Fonksiyonun tersi. Zaten bu yaptığımız işlemle fonksiyonun tersini bulmuş olduk. 3 eksi x artı 8 bölü 2'dir deriz. Devam ettik. Arkadaşlar şimdi şöyle düşüneceksiniz. Size ikinci dereceden bir ifade verildiğinde bunun hangisine eşit olamaz şeklinde bir soruyla karşılaşırsanız buradaki ikinci derece ifadeyle her zaman en büyük ve en küçük değeri düşüneceksiniz. Çünkü en büyük değeri atıyorum 20 ise 20'den daha büyük bir değer olmaz deyip seçeneklerden 20'den büyük olanı bulursunuz. Bunun en küçük değeri atıyorum eksi 40 ise eksi 40'tan daha küçük olamaz deyip seçeneklerden eksi 40'tan küçük olanı bulursunuz ki şimdi biz en büyük ya da en küçük değeri anlatırken şöyle bir şey söylemiştik. Demiştik ki x kare katsayısı 1. 1 sıfırdan büyük. Sıfırdan büyük olduğu için kollar yukarı doğru. Kollar yukarı doğru olduğu için çukur oluşur. Çukur oluştuğu için bu dipleri yaşar. Dipleri yaşadığı için bunun en küçük değeri vardır. Bunun en büyük değeri yoktur. Kollar yukarı doğru devam ediyor sonuçta. En büyük değerini bulamayız ama en küçük değerini bulabiliriz. Ki bu en küçük değeri nerede alacak arkadaşlar? R'de alacak. Götürüp R'yi bulup götürüp yerine yazacağız. Bizim R'miz eksi B bölü 2A deyip biz buradan R'nin eksi 9 olduğunu söyleyebilmeliyiz artık. Bunu söyledikten sonra F eksi 9'u bulmalıyız. Eksi 9'un karesinden 81, 18 çarpı eksi 9'dan eksi 162 artı 18. Bakın şu ikisi eksi 81 yapacak artı 18. 81 eksi 81 ile 18 toplarsak da eksi 63 yapar. O zaman bu ifadenin en küçük değeri eksi 63 diyebilmeniz gerekiyor. Yani bu eksi 63'ten daha küçük olamaz. O yüzden cevabımız eksi 65'tir demelisiniz. En küçük değerinden daha küçük bir sonuç olamaz. O yüzden ona eşit değildir demeniz gerekiyor. Bak şu dediğimi unutmayın. İkinci dereceden bir ifade verip eşit olamaz şeklinde bir ifade görüyorsanız arkadaşlar en büyük en küçük değerini kontrol edeceksiniz.
Devam ettik. Benzer soru çözmüştük arkadaşlar. Bunda olayımız şuydu. M parametre olmak üzere demiş. Geometrik tepe noktaların geometrik yer denklemi dediği zaman o zaman şunu yapacaktık. Tepe noktasının apsisini kullanarak tepe noktasının apsisini kullanarak içindeki parametreyi x cinsinden bulup yerine yazarız. Yani bize tepe noktaların geometrik yer denklemi dediği için biz r'yi kullanacağız. Ki r dediğimiz aslında simetri ekseniydi ki simetri ekseni dediğimizde x eşittir r şeklinde yani x eşittir 3, x eşittir eksi 5 şeklinde olan x ekseninde dik doğrulardı. O zaman r'miz x'e eşit r dediğimiz eksi b bölü 2a diyecek olursak buradan biz m'nin aslında eksi x'e eşit olduğunu görmüş olacağız. Bunu alacağız, götürüp fonksiyonda yerine yazacağız. Yani x kare eksi değil artı 2 çarpı eksi x çarpı x dedik. Bu durumda x kare eksi 2x kare yani eksi x kareyi elde etmiş olduk ki biz zaten fx'i y şeklinde kabul edebiliyorduk. O yüzden y eşittir eksi x kareyi seçeneklerde bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Demiş ki grafiği verilen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar grafikten parabol denklemini yazmayı öğrenmeniz lazım. Çünkü ilerleyen kısımlarda grafiğin içerisinde size geometrik bir şekil verecek. Onu da kullanabilmeniz için bazen mecburen denklem yazmak zorunda kalacaksınız. O yüzden bunu da öğrenmek zorundasınız. Bakın şimdi burada bunun tam orta noktası olduğunu göstermeye çalıştığı için bunun tepe noktası olduğunu söylemiş diye düşüneceğiz. Burası tepe noktasıdır diyeceğiz. Bu durumda tepe noktası verilen ifadelerde eğer bunun tepe noktası T, R, K şeklinde ise bunun denkleminin şöyle yazılacağını söylemiştik. Onu da hatırlatayım hemen. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklindeydi. Bakın x yerine r yazınca sonuç k çıkıyor. Burada tepe noktası 2'ye eksi 2 olduğu için bizim fx'imiz bu durumda a çarpı x eksi 2'nin karesi eksi 2 şeklinde bir denklem olacak. Bakın x yerine 2 yazınca eksi 2 olacak. 2 ile eksi 2 kullandığıma göre kullanmadığım diğer noktayı da kullanarak buradaki bilinmeyen a'yı bulmaya çalışacağız. Bize neyi vermiş burada? Y eksenin kestiği noktayı vermiş. Bunun y eksenin kestiği nokta ne demektir? X yerine 0 yazınca y ekseninin kestiği noktayı buluyoruz demekti. O yüzden f0'ın 2 olduğunu söylemiş bize. Yani 2 eşittir. A çarpı 0 eksi 2'nin karesi eksi 2 diyeceğiz. Buradan 2 eşittir. 4a eksi 4 şey eksi 2 olacak. Yanlış oldu. Evet. Şurası ne olacak arkadaşlar? 2 olacak dedik. Bu durumda 4a'nın kaç olması lazım? 4 olması lazım. Yani a'nın buradan 1 olması gerekiyor. O zaman bizim fx dediğimiz ifade a yerine 1 yazınca herhangi bir etkisi olmayacağı için x eksi 2'nin karesi eksi 2'dir. Hatta kare açınca x kare eksi 4x artı 2'yi bizim seçeneklerde bulmamız gerekiyordu. Yani cevabımız A seçeneği olacakmış. Devam ettik. Bakın x eksenine teğet olduğu durumda bunun tepe noktası nedir arkadaşlar? 1'i 0'dır. X eksenine teğet ise arkadaşlar x eksenine teğet ise bunun denklemi her zaman şu şekildedir. Fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi şeklindedir ki bize burada r'yi 1 verdiği için fx eşittir a çarpı x eksi 1'in karesi dememiz gerekiyordu. Sonra bu noktayı kullandım. 0 yazınca da 1 olacağını biliyorum. Yani bana f0'ın da 1 olduğunu söylemiş. Bu durumda arkadaşlar 1 eşittir. A çarpı 0 yazınca yan tarafından da 1 geleceği için biz a'yı 1 olarak bulacağız. Yani bizim fx'imiz x kare eksi 2x artı 1'dir deriz. Cevabımız neresi ne oluyormuş? D seçeneği oluyormuş. Sonraki sorumuzda x ekseni kestiği noktalar belli arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 ve 3. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki
Eğer x eksenini şu şekilde x1 ve x2 de kesiyorsa buranın kökünün x1 olması demek f(x)'in içerisinde x eksi x1 olması demektir. x2 olması demek f(x)'in içerisinde x eksi x2 olması demektir ve bir de bunun katsayısı vardır. Bu durumda bunu kullanarak işlem yaparsam f(x) eşittir. Burayı eksi 1 bölü 2 verdiği için içerisinde zıt işaretli x artı 1 bölü 2 vardır. Burayı 3 verdiği için içerisinde zıt işaretli x eksi 3 vardır. Bir de bunun katsayısı vardır. Ve x yerine 0 yazdığımız zaman sonucumuz eksi 3 olacakmış. Bunu da ne için kullanıyoruz? A'yı bulmak için kullanıyoruz. Eksi 3 eşittir. X yerine 0 yazınca a çarpı 1 bölü 2 çarpı eksi 3'ü elde ederiz. Yani buradan bizim a dediğimiz değer 2 olarak karşımıza çıkar. Bunu alıp götürüp fonksiyonda yerine yazdığımızda 2 çarpı x artı 1 bölü 2 çarpı x eksi 3. 2'yi içeriye dağıtınca hatta evet 2'yi dağıtayım şununla çarpayım. 2x artı 1 çarpı x eksi 3 dedikten sonra dağıtma işlemini yaparsam daha kolay olacak. 2x kare eksi 6x eksi 5x eksi 3'ü seçeneklerde bulmam gerekiyor. Yani cevabımız C seçeneği olacakmış. Tepe noktası 3'e 5 1 2 olan ve y ekseni 0'a eksi 2'de kesen demiş arkadaşlar. Yani bizim fx'imiz şöyle olacak. A çarpı x eksi 3'ün karesi artı 5 bölü 2. 0 yazınca da eksi 2 olacakmış. Yani eksi 2 eşittir. 0 yazınca burası 9a artı 5 bölü 2 yapar. Diğer tarafa atarsam eksi 2 ile 5 bölü 2 eksi 9 bölü 2'ye dönüşecek. Buradan a 9a olacak. Yani a dediğimiz değer eksi 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkacak. Bizim fx'imiz eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 3'ün karesi artı 5 bölü 2'ye dönüşmüş oldu. Kareyi açtığım zaman x kare eksi 1 bölü 2 x kare olacak. Normalde eksi 6x geliyordu. Eksi 1 bölü 2 ile çarpınca artı 3x yaptı. Artı 9 gelecekti. Eksi 9 bölü 2 oldu. Eksi 4 o da eksi 2'ye dönüşmüş oldu. Kareyi açabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden orada da ben hızlı bir işlem yaptım. Hata yapmadıysam eğer cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Devam ettik. Demiş ki x eksenini kestiği noktaların apsisleri eksi 2 ve 3 y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Yani bize şunları söylemiş. F eksi 2'nin 0, F 3'ün 0, F sıfırında eksi 6 olduğunu söylemiş. Mesela F 0 eksi 6 ise B seçeneği kafadan gider. Sonra kökleri eksi 2 ve 3 olan bir yer bulmamız lazım. Ki o da zannedersem D seçeneği oluyor. Bakın eksi 2 yazsam olur mu? Olmaz. Burası olur mu? Bu olur. Evet. C seçeneği. Mesela eksi 2 yazsam 4 artı 2 eksi 6 yapar. Sıfırlar. 3 yazsam 9 eksi 3 eksi 6 0 yapar. Bu şekilde bulabilirim. Ya da normal işlem. Burası eksi 2 ise içerisinde ne vardır arkadaşlar? X artı 2 vardır. Burası 3 ise içerisinde ne vardır? X eksi 3 vardır. 0 yazınca da eksi 6 olacak diye 2 çarpı eksi 3'ten a'nın da 1 olduğunu söyledikten sonra fx'in aslında x artı 2 ile x eksi 3'ün çarpımı olduğunu söylersiniz ki bunu dağıttığınız zaman x kare eksi x eksi 6'yı elde etmiş olursunuz. Devam ettik. Yine benzer bir soru. Şunlar bize kökleri veriyor arkadaşlar. Yani x eksi 1 artı kök 5 bölü 2 çarpı x eksi 1 eksi kök 5 bölü 2. Bir de bunun katsayısı var. Bu bizim fx'imize eşit. 0 yazınca 1 olacakmış diye a çarpı eksi 1 artı kök 5 bölü 2 çarpı eksi 1 eksi kök 5 bölü 2'dir diyeceğiz. Eksiler artı yaptı. Dikkat ederseniz şu ikisi birbirinin eşleniği. Eşleniği olduğu için 1 eksi 5 gelecek bölü 2 gelecek. Düzenlersek buradan biz 1 eşittir. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2 olduğunu yani a'nın buradan eksi 1 bölü 2 olduğunu söylemiş olacağız. Buradan bizim fx'imiz şöyle bir şey çıktı. Eksi 1 bölü 2 çarpı şurası. Burayı da dağılma özelliğini kullanarak yaparız aslında ama çok uzayacağı için devam etmiyorum. Çünkü bir yerden sonra işlemlerde karışıklık yaşayacağız.
yapılabilir. Zor bir şey değil ama uğraşmaya gerek yok. Sıfır yazınca bir olan olmayan hangisi var? Şu var. Diğerinde de delta'ya bakacağız zaten. Deltası 5 yapanı bulmam lazım. Deltası 5 yapan hem bu yapıyor hem bu yapıyor. Ama A'sının da B eksi B sanırım şu oluyor. Sanırım Adana olarak karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Kafadan yaptığım işlemlere göre. Ya da dağıtacağız orayı. Şey yapmayacağız. Arkadaşlar diğer bir denklem bulma yöntemi şuydu. Bize verilen parabolün y ekseni kestiği nokta ve eksen üzerindeki herhangi iki nokta verdiği zaman o zaman şöyle yapıyorduk. Biz diyorduk ki fx eşittir ax kare artı bx artı c şeklindedir diyorduk. Sıfır yazınca 2 olması lazım. Yani bizim f0'ımızın 2 olması gerekiyor. Bu durumda c buradan 2'dir dersiniz. Yani bizim fx'imiz neye dönüşecek? Ax kare artı bx artı 2'ye dönüşecek. Sonra bize f1'in eksi 3 olduğunu söylemiş. Yani a artı b artı 2 dediğimizde eksi 3. Buradan biz a artı b'nin eksi 5 olduğunu söyleriz. Benzer şekilde biz f3'ün 5 olduğunu söylemişiz. 3 yazdığımız zaman 9a artı 3b artı 2'nin kaç olması lazım? 5 olması lazım. Buradan 9a artı 3b'miz 3 çıkar. Her tarafı 3'e bölünce 3a artı b dediğimiz yer 1 olarak karşımıza çıkar. Taraf tarafa çıkarttığımızda eksi 2a'nın biz eksi 6 olduğunu yani a'nın 3 olduğunu buluruz. A 3 olursa bu durumda bizim b dediğimiz değer de eksi 8 olarak karşımıza çıkacak. Şimdi a 3 b eksi 8 c de 2 yani bizim fx'imiz 3x kare eksi 8x artı 2 olacak. Dikkat edin bize şöyle bir şey sormuş. X ekseni kestiği noktaların apsisleri toplamı kaçtır demiş bize. Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyoruz ki kökler toplamını soruyor. Kökler toplamı eksi b bölü a demekti. O yüzden eksi 8 bölü 3 deyip seçeneklerden bizim 8 bölü 3'ü bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Evet. Arkadaşlar grafik yorumlama olayını bilmeniz lazım. Şimdi bakın kollar aşağı doğru olduğu için a'nın kesinlikle sıfırdan küçük olduğunu söyleriz. Tepe noktası nerede arkadaşlar? Bakın şurada. Yani r'miz x eksenin pozitif tarafında olduğu için sıfırdan büyüktür. Eksi b bölü 2a dediğimiz değer sıfırdan büyük. A negatif olduğuna göre negatif negatif. Pozitif bu durumda b de pozitif olacak ki şurayı sağlasın. Yani tepe noktasını kullanarak b'yi bulabiliriz. C tam olarak bakın nereden geçiyor arkadaşlar? Orijinden geçtiği için c kesinlikle sıfıra eşittir. Tepe noktasının karşılığı olan k dediğimiz ifade arkadaşlar nereden geçiyor? K dediğimiz ifade sıfırdan büyük tarafta olduğu için k sıfırdan büyük demem gerekiyor. Yani y eksenin pozitif tarafında olduğu için. Sonra başka bir şey bir de deltamızın da ne olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ekseni iki noktada kestiği için sıfırdan büyük olduğunu söyleriz. Şimdi bunları kullanarak işlem yapacağız. Bir kere c sıfıra eşit olduğu için c ile çarpılan her şey sıfırdır. Sıfırdan küçük ya da büyük değildir. O yüzden bu seçenekleri iptal etmiş olduk. A negatif, b pozitif olduğu için negatif yapması lazım. Bu da gitti. Bir burası kaldı. Yine de onu da yazalım. A negatif, r pozitif, k pozitif çarpınca negatif yapacağı için cevabımız d seçeneği olacaktır. Benzer bir soru. Bakıyoruz arkadaşlar. Tepe noktası nerede? R'miz bizim sıfırdan büyük. Kollar yukarı doğru. A dediğimiz değer sıfırdan büyük. R sıfırdan büyük. Eksi B bölü 2A sıfırdan büyük. A pozitif olduğu için pozitif negatif negatif yapar. B'nin de negatif olması lazım. Yani B dediğimiz değer sıfırdan küçüktür. C, Y ekseni kestiği nokta arkadaşlar sıfırdan büyük. K dediğim değer tam X ekseninin üzerinde olduğu için karşılığı sıfırdır. Sıfıra eşittir. X eksene teğet olduğu için deltamız da sıfıra eşittir. Yani bunların hepsini bu şekilde üzerinden bulabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sıfır olduğunu bildiğimiz K var sıfır. O zaman şu iptal oldu. A pozitif, B negatif, pozitif demiş yanlış oldu. B negatif, C pozitif, pozitif demiş yanlış oldu. R pozitif,
C pozitif negatif demiş. Yanlış oldu. O zaman bir Edirne kalıyor ama yine de bakalım. A pozitif, B negatif, C pozitif, 2 pozitif, 1 negatif, birbirleri ne yapar? Negatif yapar. Bu şey gibi düşünün. 3 kişisiniz, 2 kişi mutlu, biri mutsuz. Bir yerden sonra onun yüzünden herkes mutsuz oluyor. O yüzden negatifliğe dönüşüyor. Burada kollar aşağı doğru olduğu için A sıfırdan küçük. R x eksenin pozitif tarafında olduğu için R sıfırdan büyük. Bunu kullanarak B'yi bulmaya çalışacaksınız her zaman. A negatif, 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 pozitif. B ne yapar? Pozitif yapar. O yüzden B'nin sıfırdan büyük olması lazım. C, Y ekseni kestiği nokta o sıfırdan küçük arkadaşlar. Başka ne var elimizde? K var. X ekseni üzerinde olduğu için K'miz sıfıra eşit. Ve X ekseni teğet olduğu için deltamız da sıfırdır dememiz gerekiyor. A, B, C, R, K ve delta değerlerinden kaç tanesi sıfıra eşittir demiş. Biz delta'yı ve K değerini sıfır olarak bulduk. O yüzden iki tane değerimiz kesinlikle sıfıra eşittir diyoruz. Devam ettik. Tepe noktası R, K ise aşağıdakilerden hangisi hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz? Bakalım. Şimdi bunun tepe noktası R ise arkadaşlar. R dediğim eksi B bölü 2A idi. Bakın bir kere fonksiyonunun tepe noktasından bahsettiği için size aslında burada bir parabolden bahsediyor. Parabol olması için x karenin katsayısı kesinlikle sıfırdan farklı olmalı ki bunun tepe noktası R'ye kaysa arkadaşlar kesinlikle A yine ne olmaz? Sıfır olamaz. Çünkü paydanın sıfır olmaması gerekiyor. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak diyoruz. Tepe noktasının koordinatları ne demiş? Düzlemin birinci bölgesindedir. Kollar aşağı doğruymuş. Tamam. Aşağıdan hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi şöyle düşünün. Bakın bunun şekli şöyle de olabilir. C şuradan da geçebilir. Yani iki tane ihtimalimiz var. Kollar aşağı doğru olduğu için arkadaşlar A sıfırdan küçük. R birinci bölgede olduğu için R'miz sıfırdan büyük. Bu durumda eksi B bölü 2A dediğimiz değer sıfırdan büyük. A'nın negatif olduğunu biliyorum. Negatif negatif pozitif yaptığı için B'nin de pozitif olması lazım. C için arkadaşlar sıfırdan büyük de diyebiliriz. C için sıfıra eşit de diyebiliriz. C için sıfırdan küçük de diyebiliriz. Yani C için çok ihtimal var. Yani şöyle de geçebilir. Orijinden de geçebilir. Onu çizmeyi unuttum. Bu da olabilir arkadaşlar. Şöyle bir şey de olabilir. Sonra tepe noktası K dediğimiz değer içinde yine birçok ihtimal var. K dediğin değer sıfıra eşit olmaz. Sıfırdan büyük olabilir ya da sıfırdan küçük de olabilir. Sıfırdan büyüktür K dediğimiz değer birinci bölgede. Deltamız da sıfırdan büyüktür ama bazen seçeneklere bakıyorum. Sadece B ve C'yi kullanmış. C bunların hepsi olabilir ama B kesinlikle sıfırdan büyük olmak zorunda yaptığımız işleme göre. Devam ettik. Demiş ki buna göre aşağıdakilerden hangisi olabilir? A sıfırdan büyük, kollar yukarı doğru olacak, gitti gitti. B sıfırdan küçük. Şimdi eksi B bölü 2A bizim R'mize eşit arkadaşlar. A'nın bir sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. B'nin de negatif olduğunu biliyoruz. Negatif negatif pozitif. Ne oldu arkadaşlar? R'miz sıfırdan büyük çıktı. Yani tepe noktası pozitif tarafta olacak. Bakıyorum pozitif tarafta, pozitif tarafta, pozitif tarafta. K dediğim değer sıfırdan büyük demiş arkadaşlar. Bakın burada K negatife gidiyor. Olmaz. Burada C negatif olmak. C sıfırdan büyük demiş. O zaman geriye sadece ne kaldı arkadaşlar? E seçeneği kaldı. Bakıyoruz. Delta sıfırdan küçük demiş. Hangisi olabilir? Delta sıfırdan küçükse arkadaşlar x eksenini kesmez. Kesmiş. Teğet olmuş. O yüzden yalnız 1. Evet. Birazcık da ne oldu? Yeni nesil sorulara geçiş yaptık. Diyor ki A noktası bulunan bir gösteri uçağı yukarı doğru parabolik bir yol izleyerek B noktasına iniyor. Buna göre her birim 1 kilometre göstermek üzere uçak yerden en çok kaç kilometre yükseğe çıkmıştır? Arkadaşlar burada önemli olan bu uçağın izlediği yol. Biz bu yolun ne olduğunu biliyoruz? Parabolik bir yol olduğunu biliyoruz. Bakın bu A noktasının eksi 3 bunun da 1 olduğunu söylediği için ben bu parabolün denklemini yazmak istersem A çarpı eksi 3'ten dolayı x artı 3, 1'den dolayı x eksi 1 vardır deriz. Bakın eksi 3 ve 1'i kullandık. 0 yazınca da 2 olacakmış deyip f0'ın da 2 olduğunu söyleriz. Bu durumda 2 eşittir.
0 yazınca a çarpı 3 çarpı eksi 1'i elde etmiş olacağız. Yani buradan bizim fx dediğimiz ifade, ki a'yı buradan bir bulalım, eksi 2 bölü 3 olduğu için fx'imiz eksi 2 bölü 3 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 1 olacak. Bakın bize diyor ki en çok kaç kilometre yükseğe çıkmıştır? En çok dediği için bizim tepe noktasının karşılığını bulmamız lazım. Yani şuradaki k'yı bulmamız gerekiyor. K'yı bulmak için de bizim r'yi kullanmamız lazım. Şimdi buradan işte kareleri parantezleri dağıtıp eksi b bölü 2a'yı kullanmak yerine arkadaşlar bize r lazım ya. Yapacağınız şey şu: sonuçta eksi 3 kök 1 kök. O zaman bizim r dediğimiz ifade eksi 3 ile 1'in toplamının yarısından kaç eşittir? Eksi 1'e eşittir. Götürüp ne yazıyoruz? Eksi 1 yazıyoruz. Eksi 2 bölü 3, eksi 1 yazınca 2, eksi 1 yazınca eksi 2 oldu. Burası da neye dönüşmüş oldu arkadaşlar? Bu durumda 8 bölü 3'e dönüşmüş oldu. Gençler bizim mola vermemiz gerekiyordu değil mi? Bu durumda cevabımız 8 bölü 3 oldu. Demiş ki, yukarıdaki şekilde mühendis Tolga Bey koordinat düzleminde girişi parabol biçimde olan su kanalını modellemiştir demiş bize. Güzel. Bakın tepe noktasının koordinatını vermiş ve parabol olduğunu söylemiş. Fx olduğu su kanalının A ve B ayakları arasındaki uzaklık. Yani ben şuraya x1, şuraya da x2 dersem bana neyi soruyor? X2 eksi x1'i soruyor. Tamam, bize sorduğu şey bu. Yani kökler arasındaki farkı soruyor. O zaman tepe noktasına göre biz ne yapacağız arkadaşlar? Bunun denklemini yazmaya çalışacağız. Yani bizim fx'imiz a çarpı x eksi 1'in karesi artı 9 bölü 4'tür diyeceğiz. Bunu önceki grafiklerden hatırlıyoruz. Ve 0 yazınca da 2 olacağını bildiğimiz için f0 eşittir 2 deyip a'yı bulmaya çalışıyoruz. O zaman 2 eşittir 0 yazınca burası a yapar, artı 9 bölü 4. Yani benim a dediğim değer ne çıkacak arkadaşlar? Eksi 1 bölü 4 çıkacak işlem yaptığım zaman. Bu durumda bizim fx'imiz eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 1'in karesi artı 9 bölü 4 yapacak. Şimdi buradan sonra arkadaşlar olayımız şu: biz bunun köklerini bulmalıyız. O yüzden ne yapıyoruz bunu? 0'a eşitliyoruz. Yani 0'a eşitlersem 1 bölü 4 çarpı x eksi 1'in karesinin 9 bölü 4 olduğunu söylemiş olacağım. Şu 4'ler gitti. Yani x eksi 1'in karesi 9 oldu. Bu durumda x eksi 1'imiz ya 3'tür ya da x eksi 1'imiz neye eşittir? Eksi 3'e eşittir. Buradan x'imiz 4 çıkar. Buradan x'imiz eksi 2 çıkar. Bize kökler arasındaki farkı sorduğu için 4 eksi eksi 2 deyip seçeneklerden bizim kaçı bulmamız gerekiyor? 6'yı bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Bakın az önceki şekilli soruların aslında aynısı. Böyle görünce hocam bu sorular artık eski diyorsunuz. Doğru ama şekilli soru olunca da aynısı. Yani orada tepe noktasını şekli üzerine koymuştu. Y ekseni kesin noktayı vermişti. Yani şu sorudan hiçbir farkı yok. Sadece hikayesi yok burada. Ve bunu ben denklem bulmak istersem y eşittir a çarpı x eksi 1'in karesi artı 2 derim. 0 yazınca 3 olacak. O zaman 3 eşittir 0 yazınca 1 yapar. Yani ben buradan a'yı 1 olarak bulurum. Bu durumda y eşittir x eksi 1'in karesi artı 2'dir. Kareyi açtığım zaman x kare eksi 2x artı 1 artı 2 olacak. Yani x kare eksi 2x artı 3'ü seçeneklerde bulmamız gerekiyordu. O yüzden cevabımız c seçeneği olacakmış. Fonksiyonun tepe noktasının apsisi kaçtır demiş arkadaşlar. Bunda hiç uğraşmaya gerek yok. Kökler toplamının yarısıdır. Yani eksi 1 bölü 2 ile 2'yi toplayıp yarısını almayı bilen kişi hiç uğraşmaz. Yani şuradaki m ve n'yi kafaya bile takmaz. Burayı düzenleyecek olursak ne yapar? 3 bölü 2 bölü 2 deyip seçeneklerden benim 3 bölü 4'ü bulmam gerekiyordu. Devam ettik. Yukarıda verilen fx parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bundan çokça çözdük, sadece denklemini yazıp bırakıyorum. Tepe noktasını verdiği için a çarpı x eksi 1'in karesi artı 4'tür. Bu bizim fx'imizdir. Ve yapmamız gereken şey ne? X yerine 0 yazınca 3 olduğunu söyleyip katsayıları bulmak. Evet, fonksiyon grafiği verilmiştir. ABC'nin işareti. ABC'nin işaretini bulmaktan yani farklı bir şekilde bahsettik ama seçeneklerde işaret yoktu. Kollar aşağı doğru olduğu için a sıfırdan küçük arkadaşlar.
Bizim r dediğimiz ifade x ekseni negatif tarafında olduğu için r'miz sıfırdan küçük. Yani bizim eksi b bölü 2a'mız sıfırdan küçük olacak. Şimdi bakıyorum. A negatif olduğu için 2a negatif, negatif negatif pozitif. Sonucun negatif yapması için b'nin de negatif olması lazım. Yani b'miz sıfırdan küçük oldu. Y ekseni kestiği nokta bize c'nin işaretini ya da c'yi verdiği için c'nin de sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani a negatif, b negatif, c'nin pozitif olması lazım. O da c seçeneğinde varmış. Demiş ki tepe noktası 2'ye 1 olan ve eksi 1'e 19 noktasından geçen. Arkadaşlar böyle soru çözdük ama önceden bize y ekseni kestiği nokta verdi. Bu sefer farklı bir nokta vermiş. O yüzden bunu devam ettirmeyi planladım şu an. A çarpı x eksi 2'nin karesi artı 1 yazabilirim. Tepe noktası biliyorsan bana ekstra ne vermiş? F eksi 1'in 19 olduğunu söylemiş. Yani 19 eşittir. Eksi 1 yazınca 9a artı 1 olacak. Buradan 18'in 9a olduğunu yani a'nın 2 olduğunu söylemiş oluruz. Bu durumda arkadaşlar bizim fx'imiz ne olacak? 2 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 1 olacak. Yani x kareden ne gelecek? 2x kare gelecek. Eksi 4x'ten eksi 8x olacak. Artı 4, 1 de burada var. Artı 5 demem gerekiyor. Pardon, 4, 8, 9 demem gerekiyor. 2x kare eksi 8x artı 9 yani cevabımız A seçeneği olacakmış. A, B, C ve delta denen kaç tanesi negatiftir? Bakalım. Kollar aşağı doğru a sıfırdan küçük. Tepe noktası r'miz sıfırdan büyük tarafta. O yüzden eksi b bölü 2a sıfırdan büyük dedikten sonra a'nın negatif, 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 pozitif, b'nin de pozitif olduğunu söyleriz. C'miz burada kesiyor arkadaşlar. O zaman c'miz sıfırdan küçüktür. Delta da x ekseni teğet olduğu için sıfıra eşittir dememiz lazım. Bize a, b, c ve delta'dan bahsetmiş. Kaç tanesi negatiftir? A negatif, c negatif yani 2 tane dememiz gerekiyordu. Paraboline göre A, B, C noktalarının apsisler toplamı kaçtır? Yani bize ne diyor arkadaşlar? Kökler toplamını ve tepe noktasının apsisini bul diyor. Hemen R'yi bulabiliriz. R'miz kökler toplamı dedim, yanlış söyledim, kökleri. R'miz eksi B bölü 2A diyecek olursak biz bunda R'nin 3 olduğunu söyleriz. Yani bu B noktasının apsisidir arkadaşlar. Sonra bu eksi x kare artı 6x artı 7'yi sıfıra eşitlersem x kare eksi 6x eksi 7'nin sıfır olması lazım. Yani eksi 7'ye 1 dediğim zaman x eşittir 7 ve x eşittir eksi 1'e dönüşecek. O zaman A noktası eksi 1'dir. Bu A noktası, C noktası da 7'dir apsisi. Bize bunların toplamını soruyor. Yani 7'yi 3'ü ve eksi 1'i topla dediği için seçeneklerden bizim 9'u bulmamız gerekiyordu. Devam ettik. Yanda verilen fx parabolün y ekseni kestiği noktanın ordinatı kaçtır demiş bize. Yani bize şurayı soruyor. Arkadaşlar bakın şurada bir 2 çekmiş. Dikkat ettiyseniz parabolün tepe noktasına teğet. Yani bu tepe noktasının ordinatı. Biz tepe noktasını da bulabiliriz bunu. Nasıl buluruz? Deriz ki kökler toplamının yarısıdır. Ya da şöyle 1 ve 5'i eşit uzaklıkta olması gerektiği için 3 olacak. 2 birim bu tarafa, 2 birim bu tarafa. Ya da 1 artı 5 bölü 2 diyebilmeniz gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar burada olayımız şu. Diyeceğiz ki biz f x eşittir x eksi a çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 5 deriz. Sonra 3 yazınca da 2 olacak deyip 2 eşittir a çarpı 3 yazdım 2 oldu, 3 yazdım eksi 2 oldu deyip a'nın ben buradan eksi 1 bölü 2 olduğunu söylerim. Yani bizim fx'imiz arkadaşlar eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 5'tir. Biz neyi arıyormuşuz? X eksenini, y ekseni kestiği nokta. Yani x yerine ne yazmamızı istiyor? 0 yazmamızı istiyor. X yerine 0 yazarsam eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 çarpı eksi 5 deyip seçeneklerden benim eksi 5 bölü 2'yi bulmam gerekiyor. Yani cevabımız E seçeneği olacakmış. Evet. Sonraki sorulara bir bakayım.